Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dream X Hacker videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle Dream X Hacker'da bahar mücadelesinin neredeyse son günündeyiz. Evet, 15 saat sonra son gününe yaklaşmış bulunmaktayız. Arkadaşlar bahar mücadelesinde kupayı kazanmak için gereken galibiyet sayımız 3. Bunu da videoda çekmek istedim. Uzun bir videoya benzeyebilir. Desteklerinizi bekliyorum. Like'larınızı esirgemeyin. Videoyu facecam'le çekecektim arkadaşlar ama dün gece maalesef problem oldu. Problem olduğu için ise facecam'le çekemedim. 100.000 abone yolunda bize destek olmayı, abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar hızlı şekilde videomuza geçişe devam edelim. Şimdi ana kadromla oynayacağım. Ana hesabımla oynayacağım. Bu ana hesapla video gelmesini çok çok istiyorsunuz. Ben de sizlerle birlikte bu ana hesapla videoları çekmeye devam edeceğim. İlk oyuncu değişikliğimi ikinci yarı kullanacağım. Oyuncu değişikliğini kimin olmasını istiyorsanız sizler yorumlar kısmına bırakın ve hangi oyuncuları alıp bırakmamı istiyorsanız da onları da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. PES Mobile videosu da gelebilir, yani bugüne 2 video sığdırmayı düşünüyorum ama bakalım bizi neler bekliyor. Biraz güçsüz bir rakip geldi ama arkadaşlar güçsüz dediğimiz rakipler bizi gerçekten darma duman edebiliyor. Bununla çok karşılaştım. 99.000 XP'ye sahip bir tane Türk kardeşimiz geldi. Abimiz de olabilir, yaş olarak bilmiyorum ama umarım iyi olan kazanır ve ben maçtan galibiyete ayrılabilirim. Mbappe, çok güzel geldik. Lionel Messi ile Messi. Maçın 5. dakikası, muazzam başladık. Lionel Messi gerçekten kalitesini konuşturdu. Yalnız orada oyuncunu yakalayabileceğini düşündüm ama galiba 65 genli bir oyuncuya denk geldi. Sergio Aguero, Neville Fekir. Pasını aktardı Lichtsteiner. Lichtsteiner büyük hata. Çok çok büyük hata. Geliyoruz Ronaldo'yla. Cristiano Ronaldo 2 mi geliyor? Ronaldo bomboş. Kylian Mbappe 2-0. Ya ben rakibimin böyle kötü başlamasını açıkçası beklemiyordum. 2-0'a getirdik skoru ve çok erken bulduk. Bakalım devamı gelecek mi? 2-0'lık üstünde gayet güzel bir skor. Umarım devamı gelir. Topun bende olması lazım. Çok iyi. Şu an 2-0'lık üstünlüğüm devam ediyor. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Virgil van Dijk. Güzel pas. Saul Niguez. Kale bomboş. Çok sert oynuyor Agüero. Şimdi kaleciyle baş başa ama Virgil van Dijk. Alisson. Pası defans arkasında, orada Lichtsteiner karşıladı gibi gördüm. Şimdi top Sergio Agüero'ya geldi. Cavani. Virgil van Dijk. Gerçekten kulelerim iyi iş yapacak gibi. Şimdi Mbappe'ye doğru çok güzel kaydı. Şimdi tekrardan Mbappe, Rami. Lichtsteiner. Skor şu an için lehimize gibi gözüküyor. 2-0'lık üstünümüz var. Erik Dier. Abi neden öyle değişik oyuncular oynatıyor ki? Acaba sevdiğinden ötürü mü, yoksa kadroyu daha tam kuramadığı için mi? Lichtsteiner. Çok güzel pas ama oradan dengeyi kurduk. Şimdi Diabala pası. Lionel Messi. Kanada oynayacağız. Kırmızı. Ve bir kırmızı kart. Ivan Ramis'i. 65'lik oyuncusu. Uzun boylu olduğu için herhalde oynattı ama bence onun için işler artık bitmiş. Evet. Hükmen galip geldik. Maçtan kaçtı. 7. galibiyetimizi de sizlerle birlikte almayı var. Belki bu sayede 3000'e ulaşabilirim. Bakalım rakibimiz nasıl gelecek. Biraz önceki rakibimiz çok kolay geldi ve erken bir şekilde maçtan çıktı. Şimdiki rakibimiz ise çok güçlü bir 3-5-2 oynayan bir kullanıcı. Kendisine başarılar diyorum. Arnavutluk mu? Kosova. Arnavutluk. Yani umarım galip gelirim. Şimdi Virgil van Dijk. Çok tehlikeli geldi. Arkadaşlar beni bir Türk kardeşimiz yendiği zaman oyun içerisinde çok üzülmüyorum. Ama yabancı biri yendiği zaman gerçekten çok üzülüyorum. Yani yenileceksem ise Türk bir kullanıcıya yenileyim. En azından boşa gitmiş olmaz. Çok tehlikeli geldi Mbappe ile. Mbappe gol. Gol. Net gol yani. 1-0 mağlup duruma düştük. 3-5-2 oynuyor. 3-5-2'de ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Biz ise üçlü hücum antrenörü oynuyoruz ama bakalım nasıl işe yarayacak bu. Aslında çok açık verebilecek bir taktik. Elim niye böyle oldu? Anılık çubuk. Anılık çubuğu gördünüz mü? Benlik bir şey değildi arkadaşlar bu arada. Anılık çubuktan kaynaklı bir şeydi. Maçı çevirebilecek pozisyonları yakalamak için sürekli uzun oynamam lazım da. Şurayı bir sileceğim arkadaşlar çok kısa. Yani çok ilginç bir şey oldu. Normalde böyle sıkıntılarla çok karşılaşmıyorum ama. Şimdi Silva uzun gönder. Çok iyi yere gönderdik. Messi'ye. Messi. Gole mi gidiyoruz? Lionel Messi. Çok iyi. Abicim bir sıkıntı var. Kaleciyle baş başayım. Anoluk çubuk ileriye doğru oynamıyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ama çok çok ilginç.
Şaka gibi gerçekten arkadaşlar. Yön konusunda sıkıntı yaşamıyoruz ama yön diyorum. Çok özür dilerim. İkidir başıma geliyor çok ilginç bir şekilde. Şimdi Messi yandan dışarıda. Abi şaka gibi ya. İki tane %100 gol pozisyonunu kaçırdım. Şimdi arka bu taktikte defans arkası attığımız her top tehlike yaratacak. Ondan eminim. Çok iyi yere gönderdik. Ronaldo ya. Ronaldo serbest vuruş. Serbest vuruş golü gelir mi ya? Şimdi Ronaldo abi şu ekran siyah olmasa var ya korner. Ekran neden siyah oluyor gerçekten anlamıyorum. Her serbest vuruş kullandığım zaman başıma gelen bu talihsizlik. Umarım 1-1 bulabilirim. Messi çok iyi ortaladı. Mbappe. Şansımız gerçekten çok kötü. Bir akrep vuruşu denedik, o da gol gelmedi. Yani Arnavutluk mu? Artık her hangi ülkedense çok şanslı arkadaşlar. İnanın çok şanslı. Çünkü inanılmaz pozisyonlar harcadım. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Yani gol olarak getirebilecek miyiz? Çok tehlikeli yakalandık. Silva çok iyisin. Orta sahası kalabalık olduğu için topu ayağımda çok tutmamam gerekiyor. Şimdi kaleciyle baş başa kalabilecek pozisyonu yarattım. Cristiano Ronaldo çok iyi şekilde geliyorum. Ronaldo iyi pas. Gelmedi. Yani çok hayal kırıklığıyla geçen bir ilk yarı. Yani maç istatistiklerine bakıyorum 3-1. İki tanesi çok netti. Çok ilginç şekilde şu maçı kaybettik ya. Kaybettik diyorum. Ya en azından beraberlik şart. Beraberliği yakalayabilecek pozisyonlar çok fazla. Hatta öne geçecek pozisyonları da yakaladım ama verimli kullanamadım. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Messi. Muazzam bir kafa golü. Skor 1-1'e geldi ama gerçekten hak ettik arkadaşlar bu golü. İlk yarıda 2-3 tane kaçırdık. Şimdi ise videolarımızı diyorum. Gollerimizi kaçırmaya devam ederken skoru eşitlemeyi başardım. Sadio Mane. Salah çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Verimli kullanamadı. Akıl alır gibi değil. Şimdi Ronaldo ile çıkacağım. Ah Ronaldo. Defans arkası oynamayı çok fazla tercih etmem gerekiyor. Çok fazla tercih etmem gerekiyor. Çünkü onu ancak o şekilde alt edebilirim. İyi pas. Mbappe yetiş. Top bizde, sıkıntı yok. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ayağımda çok top tutmamam gerekiyor arkadaşlar. Yani çünkü bu rakip orta sahasını çok kalabalık tuttuğu için çok yanlış oynadım. Çok ama çok yanlış oynadım. Orta sahayı kalabalık tuttuğu zaman arkadaşlar sakın ola çok pas yapmayın. O sizin aleyhinize olur. Bu da benim sizin nacizane küçük bir tavsiyem olsun. Şimdi Ronaldo. Güzel pastı. David Alaba. Gol için geliyorum. Ronaldo'ya aktardı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bomboş. Mbappe skor 2-1'e geldi. Çok güzel bir gol attık. Kylian Mbappe ile bitiriciliğini tekrardan izlemekte fayda var. Sol kanattan çok güzel geldim. Çok güzel bir koşu, çok güzel bir bitiriş. Skor 2-1'e geldi. Hemen oyuncu değişiklikleri yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar orta alanı bayağı boşladık. İleri hat. Modric desteği. Bir de Coutinho desteği. Biraz daha orta sahayı güçlendirmeye yönelik oynayacağım. Bakalım hakkını verebilecek miyiz? 70. dakika. 2-1 öndeyiz. Kupaya bir adım yol kaldı. Arnold. Çok güzel. Alisson. Ondan da güzel bir pas diyecektim ama olmadı. Şaka gibi. Yani orada o müdahale yapmasak skor şu an 2-2 olmuştu. Ronaldo. Çok güzel bir pas. Mbappe'ye doğru. Mbappe yetişirsin. Ah Mbappe. 82. dakika. Orta alanı bayağı boşlamışız. İnanılmaz 90'a yolladı topu. 2-2. Yani Karim Benzema topu bildiğin 90'a çaktı. Son bir şans. Şimdi Ronaldo. Coutinho çok büyük hata yaptım. Çok büyük hata yaptım. Virgil van Dijk. Son pozisyon. Çok güzel gönderdi. Cristiano Ronaldo'ya doğru çevirdi. Pası çok güzel. Coutinho'ya gelmedi.
Son pozisyon. Luka Modric offside. 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 Maç 2-2 bitti. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Yani şu rakibi yenemediğim o kadar çok üzülüyorum ki. Maç 2-2 bitti. Hatalarımdan ötürü şu maçı kazanamadım. Bir maç daha yapacağız. Belki şampiyonluk maçını yapmayabiliriz ama. Üçüncü maçımızı yapalım. Ya abi ilk maçta, yani ilk maç diyorum. Analog çubuğu çok iyi kontrol edemeyince maalesef maçtan da verimi alamadık ama bakalım ikinci yarı, yani ikinci yarı diyorum ya. Sürekli ağzımda ikinci yarı. Bakalım şu maçta neler yapacağız. Ödülümüzü aldık. 7. maç şu an. 8. maçtayız. Bakalım 8. maçta neler yapacağız. Maç aranıyor. 8. maç. Yani 8. galibiyet için oynayacağız. Çok pardon. Bahar mücadelesi. Rakibi çok merak ediyorum. Güçlü bir rakip. Bir 3 tane sıkıntılı oyuncusu. Yani sıkıntı diyorum da 3 tane nadir oyuncusu var ama çocuğun kadrosu çok iyi. Modric. Umarım şansıma erken goller bulup maçı kopardığım bir maç olur. Umarım diyorum. Fernandes. Çok güzel Agüero'ya. Agüero. Ronaldo koştu çok iyi ama devamı yok. Kevin De Bruyne. Alınsı bir zor maç daha mı? Şimdi top bizde. Ronaldo çok güzel. Offside var mı? Yok gibi. Yok gibi dedik offside. Şimdi skor 0-0 ama maçın kolay geçeceğini çok zannetmiyorum ya. Rakip çok iyi. Yani arkadaş kadroda bir oyuncunun, iki oyuncunun sıkıntılı görünmesine bakmayın. Çok güzel gönderdik. Messi'ye skor. Lehimize mi? Çok güzel. Agüero büyük hata yaptım. Büyük hata. Yani böyle büyük bir hata yapılmaz. Neden ilerlemedim ki? Gerçekten ilerlemem gereken o kadar çok fazla alan varken çok büyük bir hata yaptım. Harbiden şaka ya. 1-0 öne geçme şansım vardı benim. Vertonghen. Turnuvada şaka gibi pozisyonlar. Jan Oblak ne yapmaya çalışıyor? David Alaba uzun mu oynamaya çalışıyor? Çok anlamış değilim ama çok iyi bir yere gönderdiği kesin. Çok iyi yere gönderdiği kesin. İyi çıkardık orada kalecimiz. Çok iyisin. Ya bu oyun sistemi nasıl bilmiyorum ama bunda çok verim alamayacakmış gibiyim. Şimdi Messi ile geliyorum. Messi. Messi bir türlü top geçmiyor abi. Niye geçmiyor ki? Ronaldo kaleci kurtardı dönen pozisyon. Messi. Messi korner. Bomboş ya. Vallahi bomboş. Kornerleri genelde olumlu sonuçlandırırım. Şimdi Saul'a benim jokerim, o da atamadı. Abi yönünü nereye vurdu gördünüz mü? Benim bu analog çubukta bir sıkıntı var arkadaşlar ya. Diğer maçta aynısını yaşadık. Biraz terlemiş olabilir. Sildim ama bakalım. 605.000 XP'si var. Ramsey yani bayağı bir oyuncu değiştirdi. Ama sistemi de çocuğun bana uyumlu değil yani. Gol atmak için yeterli pozisyonları da bulamadım. David Alaba. Niguez. Orta sahası kalabalık gibi duruyor bana göre. Agüero. Çok iyi yere gönderdik. Hata gelebilirdi bu arada. Gene defans arkası mı oynayacak Savic? Hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı. Yani golü atabilirdi çocuk. Trent Alexander-Arnold. Hadi Ronaldo. Yetişemedi. Pedro. Pedro. Virgil van Dijk. Aynı hareketleri yapa yapa bize resmen golü attı. Gerçekten helal olsun ya. Bu kadar basit hataları ancak bir arada yapabilirim. Messi ile gelmeye devam edeceğiz bakalım. Sao. Çok kötü oynuyorum ya arkadaşlar. Oyun taktik dizilimi mi değiştirsem bilemedim. Messi. Jan Oblak. Yani ara paslarını tutun. Her şeyine kadar es geçmedi ya. Çocuk çok iyi. İyi yere gönderdik Ronaldo. Yetişebilir misin? Çok uzak. Çok ama çok uzak.
Şimdi Bruin güzel pas. Sergio Agüero'ya. Agüero. Ramsey. Neden bugün böyle oynuyoruz bilmiyorum. Virgil van Dijk. Trent güzel pas. Messi'ye. Messi. Ondan Agüero'ya. Agüero. Gol gelir mi? Sergio Agüero. 1-1. Yani top resmen can aldı. Oyuncu değişiklikleri yapacağım. Mbappe'yi oyuna almak istiyorum ve Messi'yi de ileri hattın tamamını değiştirmem gerekiyor. Onun farkındayım en azından. Neredesin Neymar? Neymar'ı da şöyle oynatacağım. Hadi bakalım. Bir taktik dizilimi değişikliğine gittik. Bakalım bu bizim aleyhimize mi olacak yoksa lehimize mi olacak? Savun US. Yapma savun. Ramsey. Salah çok güzel bir pas. Mbappe'ye doğru. Mbappe yetişirsin. Mbappe yetişemedi. Yani yetişebileceğine o kadar inanmıştım ki. Saul Nguyen. Mbappe'ye doğru. Mbappe. Olmadı. Tekrardan Saul. Alaba. Neymar. Mbappe. Gol geldi. Salah. Salah. İşte bu. 90 artı 3'te skoru 2-1'e getirdik. Muhammed Salah. Çok güzel bir gol attık. Muhammed Salah'la. İş direk. Galibiyet kağıtı mı? Savic. Pedro. Maçı halen bitirmedi. Şaka mısın sen, maçı bitirsene. Yani 90 artı 3 ama çok fazla oynattı. 8. galibiyet. Son bir maç. Hadi bakalım. Kazanırsak videoda paylaşım, kazanmazsak da bu şekilde olacak. Bakalım bizi neler bekleyecek. Fazlasıyla oyuncularım çok ama çok çok yorulmuş. Messi'yi de değiştireceğim. Aubameyang'la çıksam bitiriciliği değil. Şimdi bakıyorum Mbappe. Timo Werner bitiriciliği kaç? Yok. En iyi seçenek net Mbappe. Hadi 9. maç şampiyonluk maçı olsun. Umarım buradan şampiyonluğu elde edebilecek galibiyeti alırız. Son maç diyebilirim arkadaşlar. Daha canlarım var ama en azından videoda şu maçı kazanırsak şampiyonluk yolundaki perçinlemiş olacağız. Bahar mücadelesi 13. maç. Dream FC vs. benim takımı, bakalım kadrosu nasıl. Virgil van Dijk mi gördüm? XP'sine bakmadım ama İtalyan bir rakiple oynayacağım. Umarım bu benim 9. galibiyetim olur ve şu turnuvayı kazanmış olurum. Paulo Dybala. Coutinho. İyi bir şut denemesiydi ama olmadı. Messi. Mbappe. Şimdi Saul. Çok güzel bir pas gelmedi. Angel Di Maria. O da bizi zorlayacak pozisyonları tabii ki de yaratacak arkadaşlar. O da oyuncu. Ama umarım kazanan biz oluruz. Ki sistemsel olarak sanki biraz daha iyi bir sisteme sahipmişim gibi duruyor. Hadi Messi. Alırsın. Çok iyi. Çok iyi. Mbappe. Abi şaka gibi. Çok iyi pozisyondu. Virgil van Dijk. Güzel pas. Trent Alexander-Arnold. Ondan Saul'a. Saul. Harika pas Messi'ye. Lionel Messi golü gidiyor. Messi. Çok güzel bir gol. 1-0 öne geçtik. Lionel Messi. Mükemmel başladık maça. Şampiyonluk yolunda. Ve rakip hükmen maçı kaybetti. Ve şampiyon olmayı başardık arkadaşlar. Neden erken çıktığını bilmiyorum ama bağlantısı da kopmuş olabilir. Bir şekilde bir sıkıntılar oldu ama 1-0'lık bir üstünlükle şampiyon olmayı başardık. Çok büyük bir şans mı desem ne desem bilemedim arkadaşlar ama güzel bir turnuva olduğunu düşünüyorum. En azından 13 maçta tamamlamayı başardık. Bir mağlubiyet tek yaşadık. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.